Ha nazar değildi. Hay şom ağzıma eşek arası soksun. İyi bir şey söylemeye gelmiyor hiç ya. Vallahi iyi bir şey söylediğim ama bu ne yapıyor? Misillemesi var diye beni mi kovalıyor? İşte bu yüzden kere oynayanlar ilhamlı bir adiciyi gördüğü zaman affedersiniz poposu kalkıyor. Çünkü misillemesi var, artistik yapıyor. Görüyor musun havaları? Sanki Ferrari'si var, sanki ejderhası var. Are you free to do anything? Only when you've lost everything. Are you free to do anything? And then when you lost everything, you lose the chance when everything is gone. And you're feeling all alone. Lord gidiyi. Lord gidiyi. Şöyle bir mızrak deneyeceğim dümenden. Bir ejderha gibi bir şey gördüm, bir malumatınız olsun. Ejderha, ondan sonra aynı insanoğluna benzer ejderha gördüm ondan sonra. Arkadaşlar hepinize merhabalar, selamünaleyküm. Bugün elimizde All Star serisine gelen Ejder İblisi kostümü var. Moskov'un çok değerli bir kostümü kendisi. Henüz çıkartmadım, görüyorsunuz deneme kartı açtım 1,5 dakika önce. Kendisine ilk bakış atacağız. Biz içerik ürettiğimiz için deneme kartı geliyor bir günlük. Onu açtık. Pikleri benim için zorlayıcı bir pik. Bakalım oynamaya çalışacağız elimizden geldiğince. Kostümü daha öncesinde görmüştüm. Efektleri falan güzel duruyordu. Ben kendisiyle son bitmiş haliyle, oyuna gelmiş haliyle ilk defa karşılaştım. Yani ilk defa oynayacağız. Takımımız yine maşallah. Yani Avrupa'yı Birleşmiş Milletler Arap Emirlikleri gibi olmuşuz gene. Suriyelimiz var. Bu nerenin bayrağı? Norveç mi? İsveç mi? Bu nerenin bayrağıydı? Unutmuşum. Neyse oynamaya çalışacağız. İki tane misilleme var zannımca. Bakalım iki mi yoksa bir mi? Evet iki var. Ya şey koridoru kazanılmıyor arkadaşlar. Carry var ya. Misillemeli carry koridoru. Seri atak yapan. Ha bu da Suriyeliymiş. Bunlar Pireymiş. Aa konumu gözüküyor. Evet konumu Irak. Pardon Iraklıymış lan bunlar pardon. Bu Malatya. Malatya'nın kayısısı. Ya ne diyorduk? Carry. Carry pikine karşı ilhamlı bir ADC oynuyorsan koridoru kazanma şansın yok. Neden yok? Şimdi kemer alıyor. Bitmeyen savaş alıyor. Buradan sürekli gerçek hasar atıyor. Zaten şampiyonun kendi pasifinde de gerçek hasarı var. Doğa rüzgarı bassan işlemiyor. Çalışmıyor. Bir de misillemeleri oluyor. Ben alfayı solo yapacak sandım ama alfa ormanmış. Misillemesi oluyor. Vursan. Oh! Bu ne lan? Aa bir dakika benim normal efektimle karışıyor. Ejder'e biniyor. Ejder'in çocukları 2 idi 3 oldu. Oy 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 oy. Böyle şatavatlı bir kostüm. Şimdi ben karşıda birkaç tane tanıdığım var. Şimdi fokus da yiyeceğiz. O yüzden temkinli oynayalım. Bu maç kritik build iş yapar mı? Yapmaz gibi ya. Şimdi koridor da donduruyor. Burayı kazanamayız arkadaşlar. Burası kazanılamaz. Söyledim zaten. Erken seviyede de çok güçlü oluyor. Biz kritik kasmayacağız bu maç. Onu da söyleyeyim size. Kritikli bu ulti olmayacak. Şimdi çelik ayak almayı düşünüyordum ama çelik ayağı kime alacaksın? Carry'e mi alacaksın? İşlemez. Gerek yok. Yani işlemez şöyle işlemez. Gerçek hasar vuruyor. Alfa var. Jungle'lara Hayabusa falan olsa, Lancet olsa yine alınabilirdi ama alfa var. O da gerçek hasar vuruyor. Karşıda herkes gerçek hasar vuruyor. Bu ne arkadaş? Yalnız kostüm bitirim ya. Kostüm bitirim. Kostüm fena. İşin en kötü tarafı da Eidora var bir de. Hah attı stun'ını. Çaktım onları birbirine ama ölür mü? Yok. Aha öldü. Aa öldü güzel. Helal dost. Valla kostüm çok ağır bir kostüm ya. Taşıması çok ağır bir kostüm.
gibi duruyor. Yanında bir şeyler oluyor. Kalkan da kaldı ya. Üf. Güzel de taradım aslında. Uzaklaş benden. Çok da güzel taramıştık oysaki ama. Mızrak açılmadı. Çünkü herkes bu koridorda. Nana da benim minyondan faydalandı. Ve Nana mid'deki minyonunu kaçırıyor. Nana gitsene kanka. Vallahi arkadaşlar kostüm çok iyi be. Bak hız alınca eli yandı, gördün mü? Hız alınca eli de yanıyor. Yani birinci yeteneği kullanınca bak şimdi eli yanacak gene. İlham basmış gibi oluyor. Oha, bu kostümde adamın ilham bastığını nasıl anlayacağız ki? Yuttu onu, güzel. Yedi onu. Şöyle bir mızrak gönderdim. Gittim size doğru. Hadi. Ama tanklıyormuş gibi yaptın. Vallahi gösteri belletmedin, tanklıyormuş gibi yaptın ya. Çok korktum öleceğim diye. Lolita yanında gideceğiz Beyze mecbur. Biz stunla öleceğiz yoksa. Resmen gösteri belletmedi Carmilla. Abi gerçekten eli yanınca ben ilham basmış gibi hissediyorum ya. Çok iyisin be kostüm. İlk bakışıma kostüme. Bu tepesinde omuzların üstündeki şey yılan mı? Ejder. Ejder diyorsun ha kardeşim. Güzel. Kesebilecek mi onu bakalım. Misillemesi var. Kesiyor gibi. Canı hiç gitmedi yiğinin. Demek ki bu fly vurmuyor demek. Aha vurmaya başlamış. Şuradan. Şöyle. Güzel. Blokladık onu bir itip. Hızlayalım artık şuradan altın. Hop hop hop. Şunu ver bize, büyü savunması. Eidora var sonuçta. Delme efekti de çok iyi ya. Wow. Ne kostüm yapmışlar be. Bununla ilgili maç sonunda bir şeyler göstereceğim bu arada. Çok uygun alma yöntemleri var. Aman diyeyim ilk gün basmayın bütün elmasınızı. Gözünüzü seveyim, bütün elması ilk gün basmayın. Ben size nasıl indirimli alabilirsiniz, nasıl avantajlı alabilirsiniz hepsini maçın bitimine koyacağım. Oradan görürsünüz zaten, etkinlik kısmında gösteririm. En uygunu o şekilde alırsınız. O yüzden acele etmeyin çıkartmak için. Bu arada bir beğencik atarak abone değilseniz abone olarak da destek verebilirsiniz. Alfa burada, onu görmüştüm geldiğini. Otta bekliyor muhtemelen. Şuradaki otta alfa var çünkü... Buraya geçtiğini gördüm onun. Bu da koridor dondurmaya başladı. Biraz şımardı. Kaplumbağaya dönmüş olabilir. Kaplumbağa alıyor olabilir. Biz açılmadığımız için böyle bir şeye yönelmiş olma ihtimali çok yüksek. Yine de aşağıda aynı kaplumbağa yönelmiş. Şimdi buralarda hala o eleman var. Bize bir dive atabilir. Dive denemesinde bulunabilir. Şöyle minyonu ufaktan alalım. Bir de gitmişler. Güzel. Şu kuleyi de dönüştürelim de. Kulağım çınlamasın sonra. Zannımca burada bir gank vardır. Eidora'yı görmüyorum midde. Eidora stun'a attığın yatırır bizi zaten. Akıllı hasası da bitmiş. 0-3 gidiyor ama akıllı hasası bitik olduğu için çok vurur. En azından bizi teklemeye yeter gücü. Güzel. Çaktım onu kuleye. Yutabilir misin? Ama ölmez o kanka. Yin kanka. Misili vardı o elemanın. Evet, yin kesemiyor gibi onu. Evet, yatış. Yatış oldu. Farmam güzel, kötü değil. Carry'den iyi en azından. Bizim grafikler ultrada, tamam. Burası dive yiyecek ya. Burası dive geliyor. Yanından geçti. Ne yapabiliriz buraya? Güzel tuttun. Attım sana doğru, pas verdim.
çok iyi bir pozisyondu. Oradan 1-2 kill dizleyebileydim, iyiydi. Gelir mi buraya? Minyonum da orada kaldı. Şuradan kapatsam ben de. Sıkıştırsan. Ölmeyelim. Tut onu. Nana vur bir tane. Güzelsin. Da bizim minyon gitti ya. Minyonumu aldılar. Güzel, hatasız gidiyoruz. Farmımız iyi seviyede. Dediğimiz anda Zortingen. Sinsi gelmiş, yılanlamış hemen. Ama bir daha açsalardı iyi olabilirdi bu süreçte, o üstü tutarken. Bunu da yapmadılar. Bir günahkarımı ver canavar avcısı. Yapalım bunu da hemen. Mızrağı atıp mızrağa mı gitsek? Mızrağa geldik ama geldiğimize de pişman etti. Ama minyonu tuttuk diyeceğim de, çok tuttuk diyebilir miyiz? Şu heal'ı basayım bakayım, dur bir tur daha iteceğim. Bir tur daha itelim. Bu canına itilir mi? Çok kovalama, gelmeyeceğim. Sağdaki otta Edora var mı? Yok. Güzel farmımı aldım en azından. Bir tur çıksam yerinde bir karar. Sen öldün kanka. Sen öldün kanka. Sen çok kötü pozisyonda kaldın. Sen orayı tutarsan, ben de şu mizi tutarsam aslında iyi bir takas olabilir. Hadi Joy. Joy. Ne yapıyorsun? AFK bekliyor. Joy, yazık kafana ya. Yazık kafana gerçekten. Midi verdik. Oğlum niye bekliyorsun çaldı? Çalıda beklemesen midi tutacaktık. İkisini birden kesecektik. Malatya'nın kayısısı. Zorlasaydık keşke orayı. Açsaydık çok tatlı olurdu. Farmımız iyi. Yin çok iyi kasmış. Yin beni şaşırtıyor ya. 7-1 oynuyor. Ulan beni şaşırttın Yin kardeş. Aha nazar değdi. Hay şom ağzıma eşek arısı soksun. İyi bir şey söylemeye gelmiyor hiç ya. Vallahi iyi bir şey söylediğim ama. Bu ne yapıyor? Misillemesi var diye beni mi kovalıyor? İşte bu yüzden kere oynayanlar ilhamlı bir ADC gördüğü zaman affederseniz poposu kalkıyor. Çünkü misillemesi var, artistik yapıyor. Görüyor musun havaları? Sanki Ferrari'si var, sanki ejderhası var. Lord gidiyi. Lord gidiyi. Şöyle bir mızrak deneyeceğim dümenden. Dümenden denedim ya, dümenden. Canını bile görmedim. Canını bile görmedim ya. Kostüme şey eklemişler arkadaşlar. +9 Lord çalma itemi eklemişler. Opsiyonel. Bu kostümü alana Lord bedava. Ver bakalım şimdi bize bir zırh delmecik. Leomordçuk burada mısın? Leomord'un farmı güzel. Bizi kesebilir. Duvara saplayamazsak kesebilir. Gitmiş. Devam. Push'a devam. Güzel. Burayı da yardık. Şuradan şöyle bir mızrak. Lan o adama vur.
Oh. Küçüğe bastım. Güzel, ikisini de dızladım. Temiz oldu. Tam zamanında geldik. Karen'ın misillemesi de yokmuş. Şimdi Eidora'yı bir görmem lazım. Bu otta olma ihtimali çok yüksek ama büyük minyonu soktum kuleye. O büyük minyon o kuleyi alır. Eidora olsam şu çalıda Moskov'un burayı itmesini beklerdim ama itmeyeceğim. Kendisini göstermiyor. O çalıda yatıyor. Bana tek atacak. O yüzden uza. Uza Serocum, uza. Serocum uza. Uza 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 uza. Yalnız kostüm arkadaşlar gerçekten başarılı be. Gerçekten başarılı. Almayacağım bunu. Almayalım adamın buff'ını. Red'ini alabiliriz ama çaktırmadan. Ne oluyor orada? Taradım 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 taradım. Slav yedi. Güzel. Ya kritikli build için değil de bir tane şöyle can çalmak için bundan alabiliriz. Ya da belki doğa alırız ama doğa da dediğim gibi Fly'a karşı, Alpha'ya karşı çok işimize yaramayacak. Hasım pençesi alıp can çalabiliriz böyle çıtır çıtır. Güzel, hepsi öldük. İnhibitörlerini de açtım. Gayet iyi. Şöyle bir şey yapalım. Benim elim çarpmaya başladı. Şunu kapatalım. Aşağıda minyona vurma tuşunu kapattım. Şimdi buraya şöyle biraz vuralım. Geldik orayı da ufaktan. Tamam, bir tur. Oo, sattı aslında da. Mızrağı atasım. Güzel. Lord alalım. Ya da biter mi? Aslında bitebilir. Bitebilir. Şu Eidora'ya. Hasım pençesi de aldık. Çok... Oo güzel güzel güzel. Biter 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 biter. Go. Çaktım onu. Güzel. Nice. Çok sıkıntılı bir maçtı gerçekten. Zor bir koridordu. Zor bir pikleri vardı ama temiz oynadık. Bir tane Eidora'ya yakalandık. O kadarcık da olur arkadaşlar. Kostüm muazzam derecede çok iyi. Aşırı beğendim. Yani gelmiş geçmiş en iyi Moskov kostümü diyebilirim. Gerçekten güzeldi. Gerçekten tatlı bir kostüm yapmışlar. Şu takımdakilerin eline koluna sağlık. Vallahi Yin gerçekten iyi performans sergiledi. 7-1-5 oynamışız. %29, 71k hatta 72k en fazla hasarı biz vurmuşuz. Bence üstümüze düşen vazifeyi yaptık diye düşünüyorum. Yani Kerili, misillemeli Kerili koridora karşı, sürekli koridora gelmelerine karşı güzel bir topladık. Devamını getirdik diye düşünüyorum. Böyleydi. Şimdi size şu şeyi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu kostüm All Star eventine geldi. Bilirsiniz bu birçok kostümü barındırıyor zaten. Diğerlerinin de birçoğunun videosunu çektim. Sol taraf daha önce gelen kostümler, işte Feredrin, Estes, Vexana, işte Esmeralda vardı. Süresi bitti. Şurada shop'ta ilerleyen günlerde Lolita da alabileceksiniz. Şimdi bu Ejder İblisi. Bunu her gün, şunu bedavayı bir basalım. Her gün sizin %50 indirim hakkınız oluyor arkadaşlar. Yani 100 elmas değil de 50 elmasa bir tane çevirme yapabiliyorsun. Bunu yapacaksın. Bu birinci yöntem. Her gün boyunca bunu yapıyorsun. Mesela 30 gün boyunca bu etkinlik var ya dostlar. 25 gün boyunca varmış. 25 gün boyunca bunu yaptın. 25 kere %50 indirimli çevirdin. Yani 2500 elmas verecektin mesela. Kaç verdin? 1250 verdin. Misal. Bu birinci yöntem. Şu sağ tarafta yazıyor ya 1000 elmas yerine 500 elmas. Bu bir kere ilk bastığınızda, ilk bastıktan sonra her seferinde sizden 1000 elmas isteyecek. Hatta onu da basayım ben, göstermiş olayım size. Şöyle bir şeyler de verdi. Artık her seferinde 1000 elmas isteyecek ama bu 100 elmas olan var ya. Her gün öğlen 11'de 50 elmasa düşecek. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem tabii ki de premium tedarik. Ayın 13'ü, Nisan'ın 13'ü ile 16'sı arasında birinci premium tedarik gelecek. Buradan da tahminimce minimum 20-25 tane, belki de 30 tane bedava çevirme hakkı alırsınız. İşte ne diyor? Elmas yükle, elmas harca, oyuna gir, giriş yap. Bu tarz şeyler, çok basit şeyler. 250 elmas yükleyerek oradan bedava çevirme haklarınızı alırsınız bayağı bir. Sonrasında yine ayın 20'si ile 23'ü arasında
Bir daha premium tedarik gelecek. Sen bir daha yükle. Bir daha oyuna gir. Bir daha el masajcı görevi yaptın. Oradan yine aldın bedavaları. Bunu da bastın. Her güne yayıyorsun. İlk geldiği gün çıkartmıyorsun. Bunun yanı sıra şurada birkaç etkinlik daha var. Etkinlik kısmına tıklıyorsun. Mesela şurada bir şey olacaktı. Heh. Ayın 13'ü ile 16'sı arasında mesela giriş yaptın. İşte ücretsiz jeton kazandın. Mesela bir de ayın 20'si ile 23 arasında buradan da jeton kazanacaksın. Sonra şurada da bir şeyler vardı. Buradan da yine bir şeyler toplayabiliyorsunuz arkadaşlar görevlerini yaparak. Bunları dibine kadar sömürün, kullanın. Bunun da yanı sıra oyundaki elmas fiyatları malum. İyi bir kostüme ortalama 6000 elmas bastığını varsayalım, tamam mı? 6000 elmas yükleyeceksin. Bunu oyundan yüklersen 6000 elmas 2500 liraya geliyor. Ya diğer elmas fiyatları da var da ben en fazlasından örnek veriyorum. Karşılaştırma yine yapabilirsiniz. Ama bunu benim sponsorum olan Playcell'den yüklersen elmasın karşılığı olan TL'yi yani karşılığını şu an ekrana koyacağım. Karşılaştırmasını yapabilirsiniz geldiği fiyatı. Çok çok uyguna alabiliyorsunuz. Açıklamalar kısmında referans linkim de var. Oradan bulabilirsiniz. Üye olup elmasınızı yükleyebilirsiniz. Arada dağlar kadar fark oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu tarz etkinliklere ilk geldiği gün deli gibi elmas harcamıyoruz. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım faydalı olur. Olursa bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Öpüldünüz dostlar.